İrfan abi. Tabii, buyur. Seni özledim ya. Ben de yıllar seni oldu. Bir sarılayım sana. Vallahi canım abi. 9 sene önce geldik. İrfan abi o zaman da bizi ağırlamıştı. Misafir etmişti. Hakikaten Sinoplu'nun böyle en güzel özelliklerini taşıyan kıymetli abi İrfan abi. Bugün bize ne yapacak? Balık yapacağız. Herhalde Karadeniz'in kıyısında bize balığı. Dana kesecek tabii, halimiz tabii. Yok. Balık sevgili yapacaksın İrfan abi yani. Aslında palamut balığı Sinop'ta herkes tava olarak bilir ama biz bunun mangalını yapacağız. Daha önceden biz bu palamut balığını sosladık. Hafif böyle zeytinyağı, ondan sonra karabiber, tuz, soğan, maydanoz. Şimdi bunu mangala atıyoruz. Önümüz Aşıklar Caddesi, arkamız Karadeniz. Sinop'ta çok güzel bir hava yakaladık. Bu ne balığıydı? Bu palamut balığı. Palamut balığı. Tabii. Şöyle bu palamut balıktan. Sen şöyle bunları bir çizmişsin değil mi? Tabii böyle? Tabii iyi pişsin diye çizdik. Sosunda ne var bunun? Hakiki zeytinyağı var, ondan sonra maydanoz var, soğan var. Bir de karabiber var, tuz var. Daha ne olsun? Tabii. Bayağı sos değil mi? Aynen abi? Öyle. Bir tamam. Tane de lüfer balığımız var. Ha bu lüfer. Tabii. Araya lüfer attın. Tabii bir tane de lüfer balığı koyduk. Karadeniz'in olmazsa olmazı. Ben ilk defa görüyorum böyle bu sosla yapanı. Bunlar ne şu otlar? Bunlar maydanoz. Maydanoz. Sadece evet. Maydanoz var değil mi? Sadece maydanoz var. Maydanoz, zeytinyağı, soğan, karabiber. Bu kadar. Buralarda bir kıyı balıkçılığı var mı? Var var tabii. Olta balıkçılığı. Tabii olta balıkçılığı da var. Kıyı balıkçılığı da var. İşte palamut, mezgit, cinokop, sarkan. Mevsime göre barbun balığı var. Palamut genelde mesela bu mevsimlerde son olur. Ama lüferin her zaman zamanı var. Peki Sinop'un balığı nedir abi? Sinop'un balığı aslında palamut. Hamsi. Hamsi zaten Sinop'un. Olmazsa olmaz. Yani. Evet. Bu martılar geçiyor ya bizim balığı çalmaz değil mi bunlar? Çalma ihtimali yüksek. Ben bu martılara güvenmiyorum bak İrfan abi. Ve işte burada bir tane daha var. Bunu niye saklıyor hala anlamadım. Bunu bir sakladın sen. Bunu en sonu saklıyoruz. Sinop'un Karadeniz'in şahane balıkları. Denizlerin kumuyum, balıkların poluyum. Aç koynunu ben geldim Cebriyem, ben de Allah kuluyum. Morede fosforlum, ben de Allah kuluyum. Vay vay vay! Palamut geliyor, lüfer geliyor. Sinop'un efsane balıkları sevgili seyirciler. Hem de şöyle mangalda yapıyoruz yani aslında. Bugün de şanslıyız. Hava çok tabii. Güzel vallahi şahane. Efendim hoş geldiniz. Aa, Ayşe Hanım da bizim emektarımız. Ayşe Hanım nasılsınız, iyi misiniz? İyi, nasılsınız? Vay vay vay. Ayşe Hanım ne güzel bir şey yaptınız. Var ya sevgili seyirciler, bizim Sinop'un hani olmazsa olmazı değil mi? Evet. Mantı. Ama farkı ne mesela? İçinde ne var? Kıyma değil mi? Evet. Başka bir şey var mı içinde? Soğan ve karabiber tuz var. Soğan, karabiber, tuz, kıyma. Evet. Olmazsa olmazımız. Ama birazcık daha siz farklı yapıyorsunuz sanki. Kayaya benziyor. Sinop'un sembolü tabii. Ha, Sinop'un sembolü değil tabii, mi? Tabii. Hakikaten kayaya benziyor. Baksana tabii. Abi aynı şunu. Tabii aslında mesela bizim mantımız kulaklı mantı derler. Böyle kulaklı üçgen mantı. Böyle şey gibi olur. Hı-hı. Ama bu tabii Sinop'un sembolü kotra olduğu için onu kotraya benzetmek için yapılmış. Bak gerçekten hakikaten benzemiş de yani. Tabii kayık gibi. İyi abi yine dalga geçiyorsun değil mi bence? Vallahi işte. Ya kotraya benziyor işte. Yani. Kandın mı? Benziyor ama öyle onun için yapılmıyor öyle değil mi? Onun için yapılıyor. Ayşe Hanım doğru mu ya? Evet doğru. Ha tamam doğru. Ne bileyim abi hakikaten kotraya benziyor ama bizim Sinop mantısı çok meşhur yani. Evet tabii. Yani aslında kültürel nimetlerden bir tabii, tanesi. Tabii mantı, nokul, Sinop'u. Nokul zaten. Tabii, nokul çok meşhur. Sinop'un nokulu da meşhur. Şu şekli nasıl veriyorsun abla Ayşe Hanım? Şöyle yapıyorum. Bunu böyle yapalım. Üçgen. Şöyle kıvırıyorum. Tabii. Bir daha yapalım mı ya? Ben onu anlamadım. Şimdi. Bir daha yapalım mı? Şu beş taş tam görünmedi. Şu bir daha yapalım. Beş taş tam şuradan şöyle. Heh. Ben de yapacağım da yok bir şey yok. Ben ne yedim yani? Şimdi ilk önce üçgen yapıyorsun. Evet. Üçgen tabii, yaptık. Yapıyoruz. Bir de Ayşe Hanım mesela böyle şöyle kattı mesela öyle de ha, göstereyim. Ha bir de eski usul mü? Ha tabii eski usul. Şöyle eski usul aslında ha, böyle. Ha evet. Yani Sinop'un kulaklı mantı dedikleri budur aslında. Evet. Ha, eski usul şu. Tabii. Şu bu kadar değil mi bu? Aynen. Bu muska şöyle. Tabii böyle bu şekilde. Yeni usulde kotraya benziyor. Tabii. Sinop'a geldiğinizde hani yiyeceğiniz en başta gelen lezzetlerden bir tanesi. Mantı, nokul, sırık kebabı, balık. Boyabat ezmesi üstüne var, tatlı niyetine boyabat ezmesi. Aynen. İnanılır. Bunun üzerine onu yiyoruz. Değil mi? Bastırsın diye. Balık öldüğünü o zaman anlıyorum sen. Yok o helva İrfan abi helva, ya. Ama o da helva sayılır yani. O da helva sayılır. Tamam o da ezme. Bir tarafta
mantımız hazırlanıyor. Bir tarafta balımız. Vay. Pişirdik balımızı. Son mu artık? Bitiyor mu? Son. Bitti artık. Palamutun sonuna yetiştik. Bitiyor tabii. Yani. Bu palamutun da aslında büyümesinin sebebi hamsi olur. Nasıl mesela yani? Palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsi az olduğu zaman palamut çok. Öyle mi dedi? Yani palamut hamsiden besleniyor. Peki bizim burası hakikaten Karadeniz hani hırçın derler ya. Ama burada daha sakin burası sanki. Burası öyle işte, değil. Sinop derler işte Temmuz Ağustos. Tamam. Diye. İşte Temmuz Ağustos diğer limanlarda olur. Karadeniz'de her sezon olur. Çünkü burası gördüğünüz yer doğal liman. Samsun tam karşımıza böyle. Evet, o taraf Samsun değil mi? Tabii Karadeniz'de böyle liman bulamazsın. Doğal liman. Tabii doğal liman. Özelliği bu yani, eskiler söyler işte. Temmuz Ağustos Filostos Kirostos derler. Temmuz Ağustos Filostos Kirostos. Tabii. Yani Karadeniz'de de Sinop'ta bunların hepsi mevcut. Ne güzel. 12 ay bütün tekneler burada demirliyor. Evet, şimdi de mantıyı pişirelim. Bir tamam. De öyle görelim. Tamam Ayşe Hanım, siz o zaman mantıyı pişireceksiniz. Tamam. Öyle gelecek değil tabii, mi? Tabii. Tamam. Bunlar ne için? Bunlar da yeşillik işte böyle. Vay, salatamız vay, da burada vay, mevcut. Vay. İrfan abi, Sinop aynı zamanda çok turist de geliyor. Yerli turist çok geliyor tabii, değil mi? Tabii. Mesela evet. Sinop'un böyle en yoğun olduğu aylar hangi aylar? Temmuz Ağustos ayları. Ha, Temmuz Ağustos Kirastos. Aynen. Doğru dedim mi? Tabii doğru. Benim çok sıcak oldu aynen. Evet, tabii. Sinop'un yazın 200-300 bini buluyor nüfus. Oo maşallah. Tabii. Normalde ne kadar? Normalde 60-70 bin. Denize nerelerde giriliyor? Sinop'un her yerinde denize girilir. Temiz, bu kıyılar temiz değil temizdir. Mi? Ya bizde çünkü kanalizasyon, fabrika yok, hiçbir şey yok. Değil mi? Ya bu gördüğün şu sahiller komple böyle. Şimdi bir de buranın özelliği şu, karayel estiği zaman burada denize giriliyor. Gün doğrusu estiği zaman da arka denize giriliyor. Ha evet. Yani tabii dalga olmuştu bu. Her halükarda bu denize girebilirsin tabii, tabii, yani. Tabii her halükarda. Yani aa ne güzel. Rüzgar nereden eserse es. Biz harika. Şimdi şu anda geminin güvertesinde yaşıyoruz. Sinop'un her tarafı mesela etrafımız komple deniz. Hı-hı. Bir sadece şurada bir girişi var. Oranın da uzunluğu 200 metre falan yani. Tabii boğaz yani. Burası tam denizin içinde yaşıyor. Çok güzel. Vallahi tabii. Şahane. Sen çıkar mısın balığı? Sever misin balık ben çıkmayı? Ben genelde dalmayı... Dalıyor musun? Tabii. Vay. Yani zıpkınla. Böyle olta balıkçılığı... Biraz emeksiz oluyor. Sen bayağı zıpkınla falan dalıyorsun. Tabii dalıyor. Vay. İşte bu levrek, küfer falan bunları vurabiliyoruz. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Hani kaçan balık büyük olur ya. Senin en büyük yani ne kadar kaçtı öyle? Yani vay. At ya. Yani hani avcı hikayeleri var ya. 5 kilo diye. Meydan boş sen at. Bak tabii geniş alandayız. 5 kilo diyelim. Gerçekten. En büyük yakaladığın balık hangisi? En büyük yakaladığım balık 3 kilo falandır. Valla. 5 kilo yakalamaz. Yalan konuşmuyor. Yalan konuşmuyor. Birbirimizi kandırmıyorsun. Dün tabii kardeşim. 3-4 kilo yakaladım ama yani. İyi maşallah. 5'e doğru gidiyor ya, ben sana söyleyeyim. 3-4 oldu. Yani, 3-4-5 kiloyu buldu tamam. Yani. 4 de karardım. İrfan abi pişti mi balıklarımız? Pişti abi balıklarımız tamam. Servisimiz alıyoruz. Bunlar da ne kadar şöyle. Şık ya İrfan abi. Vay. Şöyle. Bakar mısınız şöyle sevgiler. Şülüferimizi alalım şöyle bir şekilde. Allah. İşte onu da şöyle alalım. Böyle. Bu palamut, bu da lüfer. Tamam. Evet. Çok güzel oldu sevgili seyirciler. İrfan abim yaptı. Lüferimiz burada, palamutumuz burada. Şuraya koyayım. Salatamız da. Orta Karadeniz arkamızda. Evet. Daha bizim sırtımız yere gelir mi ya gelmez İrfan abi? Gelmez kardeşim. Şükür Rabbime. Hani böyle bal yiyen baldan usanır ya. Böyle denize bakmak insan usanmıyor değil mi ya? Yok canım ya. Mavi işte göz şey alıyor ya. Çok onu... şanslısın ha. Evet, bak bir göz alıyor diyor. Arada bir gözümü alıyor mavi diyor. Tabii. Ablacım hoş geldiniz. Şahane mantımız. İrfan abimin çok kıymetli eşleri Sayın Canan Hanım. Canan abla elinize sağlık ya. Ne güzel bir şey yaptınız. Diyorum ki İrfan abi çok şanslısınız diyorum. Yani her gün böyle denizin kıyısında. İnsana iyi geliyor değil mi deniz? Öyle yani tabii ki. Kokusu böyle iyot kokusu, yosun kokusu. Evet. Hiç alışmışlar ya hiç öyle öyle. Ya bizim ya. İçin çok sıradan. Bak işte ben buradan sinir oluyorum ya. Canan abla. Her taraf bir ada burası yarım ada olduğu için. Denize doyduk yani biz. Maşallah. Allah bize de nasip etsin. Biz de doyalım arada inşallah yarabbim. Şimdi bunun mantımız bu. Üzerine evet, ne yaptık? Tereyağını koyacağız. Tereyağını koyacağız. Vay. Ayşe Hanım. Denize sağlık. Bu da bizim bu yörenin tereyağı. Köylülerimiz var. Onlardan alıyoruz. Her şey organik değil mi burada? Tabii her şey organik yani. Vay. Canan abla üsttekiler ne? Ceviz. Cevizli, yoğurtlu.
tereyağlı şahane, efsane Sinop mantısı. Zaten evet. Sinop'a geldiğinizde hani mutlaka yiyeceğiniz nimetlerden bir tanesi. Tabii. Cevizli mantık Sinop'a özel. Zaten Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok, mesela, cevizli mantı bulamazsınız. Yok mesela mantı deyince yani iki il akla geliyor. Biri Kayseri, biri evet. Sinop zaten ve ama. Çok farklı. Farklı. Yani evet. öyle bir şey var. Hani işte Kayseri bizim diyor, Sinop bizim diyor ama ikisinin bambaşka. O kadar ayrı ve o kadar güzel evet. ki farkı var bir kere. Güzel evet, Kayseri mantısı da güzel ama çok farklı. Farklı, bambaşka aynen çok farklı. Yani. İlla bu sarımsak olacak mı yoksa normal? Onu tercihe göre soruyoruz. Sarımsak ister misiniz, istemez misiniz diye. Ona göre. Canan abla, bu Sinop'ta yaşayanları ben böyle bir Sinop, hani memleket herkese aşıktır da bu Sinop aşkı bir başka değil mi mesela? Böyle ayrı seviliyor. Öyle, değil evet. mi? Sinop'ta yaşam çok rahat çünkü. Küçük şehir, herkes birbirini tanıyor. Tabii. Bir mahalle gibi aslında. Aynen. İl değil de hani Sinop bir semt, bir mahalle gibi. Ben buraya yıllar önce ilk geldiğimde şey demişler. Ha, trafik ışığı olmayan, trafik evet. lambası olmayan en şehirdi. En son bir tane koydular, yalnız ünvanımız gitti. Allah! Evet. Koydular mı? Koydular maalesef. Ya sevgili seyirciler, evet. bir şehir düşünün. Trafik lambası yok yani. Daha önceden vardı aslında da kaza olunca çok kaza oldu. Alışamadılar. Tabii kaldırdılar. Evet. Ciddi söylüyorum. Al işte. Trafik lambası konunca kazalar artmış çünkü insanlar alışmadığı için trafik aynen, lambasına. Tabii. Çok güzel oldu. Sevgili seyirciler, Karadeniz'in kıyısında çok kıymetli İrfan abim ve Canan ablamın ellerinden şahane, efsane Sinop mantısı. Afiyet olsun, bereketli olsun. Güzel Sinop'tayız. Buyurun gelin. Beraber olsun. Olsun mu İrfan abi? Tabii bekleriz. Canan ablam. Olsun olsun. Yani. Her zaman bekleriz. Aynen bekliyoruz. Deniz kenarında mantı keyfi. Oh, siz burada kahvaltı yapıyorsunuz. Aynı zamanda Sinop lezzetleri de sunuyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ya bu mantı falan her zaman var. Var her zaman var. Değil tabii. mi? Geldiğimizde yani burada mantı tabii, yiyebilirsiniz. Tabii tabii. Kaç kişi olursa olsun. Balığımız bu şekilde. Yanında soğan olacak. Soğanları var burada. Soğanımız orada. Yanında soğanımız var. Neydi balığımız? Bu palamut. Palamuttu. Bu lüfer. Lüfer. Ve yine palamut var. Evet. Aynı şekilde. Mevsiminde bunlar vardı. Bunları yaptık. İnşallah sonra geldiğimizde hamsi varsa İrfan abi onu da hamsi de yapar bize. Tabii hamsi yapacağız. Tavada, ızgarada. Kışın nasıldır Sinop abi? Kışın sakin böyle. Kendi haline bir yer yani. Karadeniz'de zaten İğneada'dan Hopa'ya kadar böyle bir yer bulamazsın. Yani burası mesela burada çok fırtına olmaz dedin değil mi? Öyle tabii şey tabii. Olmaz. Burası sakin. Hiç burada bir yüksek dalga olmaz. Bak denizin kenarında yaşıyoruz. Hakikaten denizin dibindeyiz yani tabii, kenarında. Tabii. Bir lodos estiği zaman biraz böyle olur ama o da lodos işte böyle estiği zaman o da çok etkili olmaz. Sevgili seyirciler, güzel Sinop'tayız. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Afiyet olsun, bereketli olsun. Buyurun gelin beraber olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.